Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Aslı, arabaya bin hemen. Hayır, rahat bırak beni Burak. Bin şu arabaya. Ya seninle konuşacak hiçbir şeyim yok, bırak beni. Beni daha fazla delirtme Aslı. Konuşacağız dedim, bin şu arabaya. Sonra nereye istersen gidersin. Ne istiyorsun? Çağla sana ne söyledi? Ne söylediğinin bir önemi yok Burak. Artık beni rahat bırak. Mesaj atma, arama, sorma. Ben yokmuşum gibi farz et, anladın mı? Ne konuştuğunu söyleyeceksin. Çağla sana ne söyledi? Niye birdenbire evden çıkıp gitmek istedin? İçeride ne oldu Aslı? Burak, bana soru sorma. Ben konuşmak istemiyorum artık, bitti. Ne bitti Aslı? Doğru söylüyorsun. Ne başlamıştı ki zaten? O yüzden hiç konuşmaya gerek yok. Çağla yüzünden değil mi bunlar? Ne konuştunuz? Ne söyledi sana? Anlat. Anlat yoksa gidip o evi Çağla'nın başına yıkacağım. Ne söyledi sana? Sanki ne söylediğini bilmiyorsun. Sen ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum Burak. Ne demek istiyorsun? Ne konuştunuz? Yoksa gidip ondan öğrenirim. Ne demek istiyorsun? Ona ne şüphe? Bence en doğrusu olur. Zaten birbirinize her şeyi anlatmıyor musunuz? Ne demek istiyorsun sen ya? Açık konuş. Açık konuşayım öyle mi? Tamam. Çağla her şeyi biliyor Burak. Kafede garsonluk yaptığımı, Volkan'la sevgili numarası yaptığımızı, seninle aramda olan her şeyi biliyor. Tüm bunları nasıl öğrendi sence? Bunları Çağla'ya ben mi söylemişim? Başka kim söyleyebilir ki? Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Sen benim böyle bir şey yapabileceğime nasıl inanırsın? Bunların artık bir önemi yok zaten. Biz seninle artık olamayız zaten. Seninle oluruz Aslı. Olurduk. Ama sen daha ilk engelde hangi tarafta olduğunu gösterdin. Demek ki ben sana kendimi, hislerimi yeterince anlatamamışım. Ya da sen bana hiçbir zaman inanmamışsın. Tamam. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum Burak. Gidiyoruz buradan, yürü. Burak! Biraz bak. Burak! Bunu nasıl yapabildim? Nasıl bu hale geldik? O da çok üstüme geldi. Özellikle Aslı konusunda. Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde.
Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklından. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Çünkü bu da aslında hoşlanıyor. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püsküllü bela. Alo. Salon. Alo Aslı. Biz burada meraktan ölelim. Beyefendi eğlensin. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü bela derde salan. Var bir yaşanmamış sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Biriktirdim aşkları hiçe sayan. Abi bırak. İyiyim. Parayı. Al abiciğim şu parayı. Yetiyor mu? Çok bile. Tamam üstü kalsın. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen sağ ol. Sağ ol. Aslı! Aslı! Burak! Bak ne yapıyorsun sen ya? Sessiz olsana. Aslı! Aslı!
sen beni bırakıp niye Volkan'la gittin? Burak yalvarırım, sessiz ol. Olmayacağım. Hem sen eğlencene geri dönsene ya. Artık bu saate kadar kimle eğlendiysen. Sen kıskandın beni. Ya ben seni ne kıskanacağım ya? Şaşırdın herhalde. Tamam. Aslı. Çok seviyorum be. Burak, bak yalvarırım gir içeri ne olursun. Bir gören olacak ya. Tamam. İzin ver. İçeri gireyim. Burak, leş gibi kokuyorsun. Saçma. Burak! 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 Oğlum leş gibi kokuyorsun. Bu ne halin? Baban görmesin seni Burak'cığım. Sarhoş sanırım. Ben de sese kalktım. Yardım etsene canım bana. Dur. Hadi canım. Hadi. Oğlum. Of Burak. Ay yavaş oğlum. Ay dur dur. Devrilecek gibi. Ay. Tamam. Ay. Ay. Tamam canım gerisini ben hallederim sağ ol. Tabii efendim. Ay ne oldu benim oğluma böyle? Ay bak ne oldu böyle oğlum sana ya? Ne işin var senin ya burada? Kim de var ya? Sana ne? Ne demek sana ne? Hem ben sana dün gece kimle eğlendiğini soruyor muyum? Ha sen yoksa kıskandın mı beni? Ne kıskanacağım ya? Nereye gidiyorsun böyle? İşim var. Aslı. Gel ben bırakayım seni. İstemez. Çocuk gibi davranıyorsun Aslı. Yapmak bile yakışır mı insana ya? Yakışıyor işte. Tek başınaydın dün gece. Seni düşündüm. Tek başına mıydın? Evet. İnanmıyor musun bana sen? İnanıyorum. Bana artık inanıyorsun yani öyle mi? Evet. Bu seni arayan kimdi peki? Kurs hocam. Ne diyormuş bu kurs hocam? Sen beni kurs hocamdan mı kıskandın? Evet. Tabii ki de kıskanırım. Niye gülüyorsun ya bu kadar? Hiç. Eda kızım. Efendim. Girebilir miyim? Uyuyorum. Tamam. Ben şirkete gidiyorum da. Volkan. Ne zaman çıktı bu çocuk ya? Güvenebileceğim kimse kalmadı.
Aslı. Burak. Önce sen söyle. Oraya gitmene izin vermemeliyim. Yaşamana sebep olduğum her şey için senden özür dilerim. Ben de özür dilerim senden. Sana güvenmeliydim. Burak, eline ne oldu? Yumruk mu attın? Evet. Lütfen bir daha böyle bir şey yapma. Çok kötü olmuş. O gün o kadar canım yandı ki. Bu onun yanında hiçbir şey. Sen de bir daha sakın yapma. Bir kozmetik firmasının tasarım yarışması yapılmakta. Ürünlerine göre konsept tasarlayacaksın. Gerekli bilgiler burada ver. Web sitesine de girip inceleyebilirsin. Güzel bir para ödüyor. Hocam yapabilir miyim acaba? Tabii ki de yapabilirsin. Sen üzerinde çalışmaya başla. Ben sana yardımcı olacağım. Anlaştık mı? Tamam. O zaman ben çalışmalara başlayayım. Ben sana ne diyecektim? Dosyamı burada unutmuşum. İçinde çizimlerim var. Belki yardımcı olur bunun için bana. Teşekkür ederim hocam. Bekleyen erkek arkadaşın mı istedim? Evet. Tanıştırayım. Burak Ünal Hoca. Memnun oldum hocam. Ben de. Senin de resme merakın var mı Burak? Ha yok, yok. Hocam onun sesi çok güzel. Öyle mi? Aslı, abartıyorsun. Abartmıyorum. Ben tekrar memnun oldum hocam. Utandı. Görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz çocuklar. Bir yerde oturup bir şeyler içsek mi? İçmesek. Hadi, gel. Aslında ben gelip seninle konuşacaktım. Ama sen benden önce davrandın. Senden özür dilerim Volkan. Sana vurmak istemezdim. Anlık bir refleksti işte. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Son günlerde Çağla yüzünden fazlasıyla gerildim. Yaşadığın hiçbir sıkıntı bana yaptığın şeyin bahanesi olamaz ama Burak. Bahane bulmuyorum. Bunun bahanesi olamaz zaten. Hatalıyım. Ben de sana vurduğum için özür dilerim. Yani sen birden üstüme saldırınca doğal olarak kendimi tutamadım. Bu yaşadığımız ilk ve son olsun o zaman. Evet. Kesinlikle öyle olmalı. Hatta... bu yaşadığımız şeyi unutalım. Neyse. Ben aslında bunları konuşmak için gelmemiştim ama... konuştuğumuz iyi oldu. Neyi konuşmak için geldin? Aslı'ya. Aslı mı? Aslı, Çağla'nın her şeyi öğrendiğini söyledi. Bu durumda artık bizim saklayacak bir şeyimiz kalmadı. Yapmamız gereken tek şey... Aslı'yı Çağla'dan uzak tutmak. Bugün Çağla ile görüştüm. Nasıl yani? Yaptığı onca şeyden sonra... bir de üstüne seni mi aradı? Çok çaresiz. Yani hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği biri tarafından çok büyük darbeye maruz kaldı. Ama onu anlıyorum. Bunu daha önce ben de yaşamıştım. Öyle olmasını ben de istemezdim. Çağla senin Aslı'dan hoşlandığını, hatta onunla birlikte olduğunu, bu yüzden Çağla'yı terk ettiğini düşünüyor. Ama merak etme. Ben onu bu düşüncesinin ne kadar saçma ve yersiz olduğuna inandırdım. Nasıl yaptın ki? Çok zor olmadı. Aslı'ya karşı olan duygularımdan bahsettim. Ne? Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok Burak. Ben aslında çok hoşlanıyorum. Ve onun da bana karşı bir şeyler hissettiğini biliyorum. En yakın zamanda ona karşı olan hislerimi açıklayacağım. Çok şaşırmış gibi duruyorsun. Şaşırdım. Ben de öyle.
Deniz'den sonra ilk defa birine karşı böyle şeyler hissettim. Hatta en güzeli ne biliyor musun? Aslı'nın yanında kendimi kimsenin yanında olmadığım kadar mutlu ve huzurlu hissediyorum. Ben Aslı'yla hiç düşünmeden evlenirim Burak. O yeter ki kabul etsin. Siz de artık Çağla ile aranızı düzeltin de bu sefer numaradan değil de gerçekten birlikte takalım. İşte bu söylediğin şey imkansız. Okan'cığım. Yemeğe kalıyorsun değil mi? Ona göre sofra hazırlatacağım da. Yok yengeciğim, ben çıkayım. Kalsaydın hayatım. Başka zaman artık ya. Tamam canım. Görüşürüz. Geçireyim ben seni. Seni şirkette unutmuşsun. Evet ya, ben de şimdi fark ettim. Ben önemli olduğunu düşündüğüm için buraya getirdim. Biraz ilerideyim, istiyorsan gelip alabilirsin. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim Volkan. Geliyorum hemen. Zahmet oldu sana da. Çok teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Nereden geliyorsun sen? Ben şirkette dosyamı unutmuşum da Volkan da onu getirmiş. Niye bana vermiyor ki? İlla seni görecek. Sen ne demek istiyorsun Burak? Bir şey demek istemiyorum ya. Tamam. Telefonlarımı açmayınca seni merak ettim. Burak hadi git artık. Vallahi yakalanacağız. Biri görecek. Şu an evdeki en güvenli yer burası. Merak etme. Vallahi anneme yakalanacağız, yürü. Vay. Birileri sanırım bana fazla sinirlenmiş. Nasıl düşmüş oraya ya? Anlamadım.
Sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Olmaz, çıkamam ben akşam. Çıkarsın. Halil Bey. Buyurun Emel Hanım. Ben bugün sizi üzdüm, kırdım. Özür dilerim. Yapmayın Emel Hanım. Neden özür diliyorsunuz? Aslında ben haddimi aştım. Ama söz veriyorum, bundan sonra böyle bir davranışta bulunmayacağım. Asıl ben özür dilerim. Ömer, yani eşim. Öldüğünde aslım henüz ilkokula başlamamıştı. Ben de çok gençtim. Hiç beklemediğimiz ani bir ölüm. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ömer gidince aslımla ben kimsesiz, sahipsiz, beş parasız kaldık. Çok zor günlerdi. Kimselere güvenemedim. İnsanlarla arama kalın duvarlar çektim. Bugün fark ettim ki hala bunu aşamamışım. Özür dilerim. Eğer duruyorsa elbiseyi alabilir miyim? Elbette. Umarım beğenirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ya annem yakalarsa o zaman ne olacak? Aslı? Yürü, 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 yürü. Buraya mı gireceksin? Yok, hayır, hayır. Saçmalama. Aslı? Anne! Elbisemin lekesi çıkmamıştı ya. Şükran ima yapınca Halil Bey yenisini almış. Ay ne kadar güzelmiş bu elbise ya. Ben de çok beğendim aslım. Ver çocuğum. Nereye anne? Asacağım. Olur mu, ben asarım. Ay düşünceli kuzum. Tatlım. Mecbur evlenirdik. Hadi yürü, yürü. Akşam seni kaçıracağım ona göre. Anneciğim. Gonca akşam abisiyle dışarı çıkıp gezecekmiş. Ben de gidebilir miyim? Ya Aslıcığım, nereden çıktı şimdi bu? Anne, sahile inip bir şeyler içeceğiz sadece. Ne olur. Ya yapma öyle. Dayanamıyorum biliyorsun. İzin veriyorum, gidebilirsin. Ama geç kalmak yok, tamam mı? Tamam anne. Beni kaçırabilirsin. Tamam, birazdan seni alırım. Her zamanki yerde seni bekleyeceğim. Nasıl izin aldın? Maalesef yalan söyledim. İstersin peki? Ben sana sormadan plan yaptım aslında. Gonca aradı. Erkek arkadaşıyla buluşacakmış. Siz de gelin diye çok ısrar etti. Ben de kıramadım. Ne süper. Çift olarak sosyalleşmeye başladık. Desene. Geliyorlar. Ne haber? Merhaba. Hoş geldin. Burak, Erdem. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Gel canım.
Ya kusura bakmayın, biz siparişlerimizi verdik, sizi beklemedik ama. Olsun ya, önemli değil. Biz ne içelim aşkım? Soda. Bakar mısın? Biz iki tane soda alabilir miyiz? Vallahi ne iyi ettiniz de geldiniz ha. Vallahi ne güzel oldu böyle hep beraber. Ya Gonca, vallahi beni çağırmasaydın ben çıkamazdım. İşte evet, ne güzel oldu. Öyle dördümüz oturacağız. Canım arkadaşım benim, çok sağ ol. Aslında bu sefer teşekkür etmen kişi ben değilim. Sevgiline teşekkür etmen gerekiyor. Nasıl yani? Çünkü bu geceki buluşmamızı ayarladı. Gerçekten mi? Evet. Yani senin dostların benim de dostlarım sayılır. E baktım senin beni tanıştıracağın yok. Ben de kendi kendime tanışayım dedim. Hı? Çünkü senin için ne kadar değerli olduklarını biliyorum. Aslında bizim için çok değerli, tamam mı? Onu sakın üzme. Sen merak etme. Aslında benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Yani güzel bir haber daha doğrusu. Erdem bir pastane açıyor. Aa, gerçekten mi? Çok tebrik ederim Erdem. Teşekkürler Aslı. Bakalım biz de artık böyle iş hayatına atılacağız. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Aman yarabbim. Aslı, ben de orada olacağım. Sen de olursun değil mi? E tabii, gelirim yardıma. Yani şey, okulu aksatmana da gerek yok. Yani yarım gün gelsen yeter. Ay Gonca, yapabilir miyim ben? Aa, yaparsın tabii ki de canım. E bundan sonra en daimi müşteriniz benim. O zaman sırtımız yere gelmez. Ya bu hafta ben dükkanı bulurum. Yani kısa zamanda da açarız inşallah. Erdemciğim hayırlı olsun. Ben senin başarılı olacağına inanıyorum. Umarım. O zaman yeni işimize. Aa, bir dakika bir dakika, böyle olmaz. Kutlamalıyız. Nasıl yani? Hadi kalk, eğlenmeye. Süper. Olur. Ne içersin? Alkolsüz de. Meyve kokteyli. Tamam. Biz de aynısından. Burası çok eğlenceli bir yermiş. Hadi biz dansa o zaman, siz de gelin. Hadi. Aa, yok yok, biz şimdilik böyleyiz. Arkadaşların çok tatlı. Evet, çok tatlılar. Ne kadar mutlu görünüyorlar değil mi? Biz değil miyiz? Ya mutluyuz tabii. Ama yaşadığımız şeylere bakılırsam... Neyse. Şimdi bunları düşünme. Eğlenmenize bakalım. Tamam. Ya hadi siz de gelin. Hadi hadi. Change the way we are. We've all gotta change. Change. So hold on.
Ya ama Aslı sen de öyle hemen köy kedisi gibi. Ama Gonca sonra bir daha çıkamayacağım. İyi tamam tamam. Hadi kalkalım o zaman. Çağla. Çağla, Çağla. Hayır. Sakın. Anne bırak. Çağla sakın. Hayır. Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben de seni. Ben artık gideyim. Tamam canım. Sen git. Ben sonra gelirim. İyi geceler. İyi geceler.